Şeref. Geli. Hazır ol. Çıkacağız yola. Şu arka sokaktan gideyim. Önünü keseceğiz. Ben Bedriye'yi alayım, sen Can'ı. Tamam mı? Hadi koş. Oğlum bunlar nereden çıktı? Allah kahretsin. Senin ne işin var burada? Konuşmamız lazım Bedriye. Yarı Şerif. Yere gidip sokakta bekleyelim yere. Beni kimse göndermedi. Ne olur önce bir dinle. Ben seni uyarmaya geldim. Ali de mi geldi? Hayır yok yok. Onu otele gönderdiler. Hüküm verildi Bedri. Deden Hasan'ın velayeti yerine seni alacakmış. Evlendirecekler sizi. Ne demiştin soyadını? Taşkın. Vallahi normalde form doldurmadan gelen kimseye iş almam. Ama dua et ki bu sabah bir çalışanı işten kovdum. Şanslıymışsın. İşe alındın mı? Bu akşam mı? Bu kadar erken mi? Bak, ananla konuş. Gülper abla yürekli bir kadın. Seni kurtarmanın bir yolunu mutlaka bulur. Hasan kimin seni de çeker alır. Hasan erkek. Ben değilim. Arkamda dursa çare mi? Namus diye anama da kıydı dedemler. Bana da kıyacaklar. Kimse durduramaz. Buradan alacaksın. Hızlı ol. Kasaya sıkışırsan hemen bana sor. Tamam. Arkadaşım, bugün alacak mısın benim siparişimi? Ne istiyorsun? 3 cheeseburger, 1 tane ayran, 1 tane vanilyalı milkshake, 2 de soğan halkası. Yalnız cheeseburgerlerden bir tanesi küçük olacak, diğeri de olur. Buyur. Kaçırdın değil mi? Kardeşim, zahmet olmazsa bir daha söyler misin? Keşke sizi buradan atıp makine koysalar yerinize. 3 cheese burger 1 ayran 1 vanilyalı milk shake 2 soğan halkası cheeseburgerlerin biri küçük, diğeri double. Tekrar etmemi ister misin? Yok. Gerek yok, aldım. Abla! Neredesin sen? Bütün okulda aldı. Öğretmen benim tahımı aldı. Futbol, kaleci yaptı. Antrenman var şimdi. Can, saat kaçta bitecekmiş peki sordun mu? Sen git, ben gelirim. Emin misin, korkmaz mısın? Peki Can, hem kendin gidip gelmeyi de öğrenmiş olursun. Abla, benim gitmem lazım. Yoksa göreve başkası geçecek. Fide Hanım, evdekiler de yalan dedin. Ne yapacaksın şimdi? Yattım içeri almadılar derim. Beceremedim sanırlar. Zaten gözlerinde bir şey beceremeyeyim ya. E hadi inanmazlarsa? En fazla eziyet ederler. Zaten başka yaptıkları ne var ki? Alıştım çoktan. Benim umudum yok. Ama Bedriye için hala var. İnşallah sözümü tutar. O ne demek Fide Hanım? Ha? Senin umudun var da. Ah, bir beni dinlesen. Ya nasıl dinleyeyim Serdar?
diri diri torpağa mı versinler seni? Paket mi burada mı? Paket olsun. Tamamdır. Paket olacak. İşte biz de geçen bu mekana geldik. Çok güzel hamburgerleri falan vardı. Şimdi de söyleriz bir tanesini. Ne kadar olduğunu söylemediniz ama. 35 lira. Kolay gelsin. Eyvallah. Hadi canım. Yok artık. Hop sus. Hasan, ne haber? Gayet iyi. Senden? Benden de iyi. Artık sen ne istiyorsun? Bir şey almayacağım. Şey, ben bilmiyordum burada çalıştığını. Söylemedin daha önce. Vallahi ne bileyim. Ekstradan belirtmem gerektiğini düşünmedim. Yok yani hayır, öyle demek istemedim. Saçmaladım sanırım. Pardon. Ailemle aram bozuk bu ara. Ben de gireyim, kendi paramı kazanayım dedim. Garip mi? Niye garip olsun canım? Tabii ki değil. Hatta çok cool, çok karizmasın bence. Yani genel olarak diyorum, iyi yapmışsın tabii. Helal falan hatta. Vay be. Hasan Taşkın. Burger boymuş meğer. O gün masadakileri kendi alın terini ısmarladığını bilseydik o kadar yüklenmezdik sana ya. Söyleseydin keşke. Gel Hasan. Bak şurada bir tane masa var. Bana en uzakta. Sen git ona otur. Kendi selametin için. Hadi. Hadi koç. Biliyor musun Art? Oturuyoruz. Şey, kolay gelsin. Sağ ol. Merhaba, alayım siparişinizi. Kolay gelsin. Abi gel iyi. Bedri ya. Bak Alin geldi seni almaya. Ha? Öyle mi? Gel güzellikle bin arabaya. El ele verek. Uzaklara gidek beraber ha? Ha yok dersen. Ne diyorsun sen ya? Ya bağırma. Bak benim de hiç gönlüm istemiyor. Ama şimdi bu işin başka yolları da var ha. Aşağı. Burak! Burak! Arabayı çalıştır. Yardım edin Burak! Ne yapıyorsunuz orada? Allah bir şey yok. Karakaca kavga edeyim. Polisi çağıracağım. Uğraşma kız. Uğraşma. Nefes al. Bedri. Kız. Nefes al. Hayırdır Allah? Bedri koş. Gülperi. Buyurun Neslihan Hanım. Seslendim, duymadın.
Daha yeni geldim, ondandır. Buyurun. Akşam servisinden sonra benim evde apartman toplantısı var. Sen de geliyorsun. Neden? Bir numaralı gündem olduğun için. Gecikme. Bir sorun mu var? Geldiğinde öğrenirsin. Neslihan Hanım, bir dakika. Bir dakika dinleyin. Bakın, ben işimden olmak istemiyorum. Lütfen bir konuşalım. Bir dakika. Bakın, ben İclal Hanım'la da sizinle de daha önce görüştüm. Bir hatam oldu, evet, kabul ediyorum. Ama gece gündüz çabalıyorum, biliyorsunuz. Bu toplantı polislerin gelişiyle mi alakalı? Konuşmaya yetkim yok. Akşam öğrenirsin. Lütfen. Ama belli ki beceremedi. Hadi güzel kızım, şu elektrik idaresi kapanmadan açtıraver. Tamam, fatura yanınızdaysa alayım, halledeyim. Hı-hı. Allah senden razı olsun. Daha kapatmadık. Ben niye gideyim? Oldun mu? Hayır. İş güvenliğine göre eğitimde daha fazla çalıştıramam seni. Yarın sabah erkenden gel. İstediğim evrakları da getir. Giriş kaydını yapalım. Tamam, o kolay. Yarın görüşürüz o zaman. Tamam. Ödümü patlattın ya. Ne yapıyorsun? Seni bekliyordum. Beni mi bekliyorsun? Niye ki? Ya işte ne bileyim, alp sinirini bozdu senin. İçim rahat etmedi, kalayım dedim. O kadar saat. Arkadaşından da özür dilemek için mi bekledin? Hiç işin gücün yok mu sen? Kusura bakma, meşgul ettik. Ya bir dur. Tamam, tribe bağlama lan. Zaten gördün içeride. Kör de dersin. Benim artık o yanındakiler gibi bir hayatım yok. Bir deprem oldu. Ben de enkazım. Sen niye beni peşin bıraktın? Tamam işte, ne güzel. Yani güzel derken güzel değil tabii. Ama mesela ben sana anlatsam benim hayatım ne kadar enkaz. Oho, inanamaz. Dertleşek mi? Dertleşek. Hmm.
abla. Annemi mutlu etmek dünyanın en zor şeyi. Ben de beceremiyorum işte. Galiba birkaç yıla benden ümidi tamamen kesip sevmeyi de bırakır. Ki haklı da. Beni kim ne yapsın, değil mi? Bu ebeveyn meselesi dert. Severler mi, sevmezler mi? Çok kafaya taksan da anlayamazsın bazen. Neyse işte. Dert dediğin herkese eşit. Kimine sorsan irili ufaklı ama herkesinki kendine büyük. Ya of, inanmıyorum. Bu ne şans? Sen de aşkta kazanırsın Çilli. Bugün atar mısın? Ya of ama ya. Yuh, zar tutuyorsun sen. Sakın yeme beni. Tutmağın atılmıyor bu güzelim. Hoppa. Tamam, pes ettim. Sen kazandın. Vermiyoruz yine numaraları. Senin istediğin oldu. Neden yaptın bunu? Biz artık arkadaş olduk. Alo. Neredesin oğlum? Arkadaşımdayım. Dışarıda. Sen sormadan ben müjdeyi vereyim. İşe alındım. Aa, harika haber. Ben bugün 3 yer dolaştım. Kriz var diye geri çevirdiler. Neyse boş ver, nasıl geçti ilk günün? İyi. Bir tane gıcık müdür vardı. Maşallah. Müşteriler de pek kaprisliydi. İyi, hizmet sektörü öyle oğlum. Senden daha az akıllı adamlar. Sırf okudukları için sana ahkam keserler işte. Ama iyi, iyi. Ben sevdim. Sıkıntı yok. İyi peki o zaman. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşların kim? İş yerinden mi? Taşkın abla. Buradan. Ben tanıştıracağım sizi. Tamam, yemeğe geç kalma olur. Tamam. Hadi eyvallah. Kimdi o arayan? Annen mi? Evet. İşi merak etmiş. Beni de. E hadi bakalım. Çilli. Tavlada kaybettim. Bakalım koşuda kazanacağım mı? Hadi hızlı hızlı hızlı. Hızlı. Şaka şaka. Hadi önden buyur. Ödev mi yapıyorsun sen canımın içi? Ablan nerede? Odada. Uyuyor. Tamam, ben yemek yapayım. Sonra uyandıralım, olur mu? Aferin sana, akıllı budum benim. Neye güldün?
Ne olur yanlış anlama ama gerçekten gördüğüm en değişik insansın. Daha birkaç gün önce son model arabayla beni takip ediyordun. Bugün seni hamburgercide çalışırken görüyorum. Kötü falan diyorsun ama bayağı da hareketli bir hayatın var galiba. Vallahi doğru değil galiba. Hamburgercide çalışmalar, cheeseburgerler, kasiyerlik falan. Bayağı hareketli benim hayatım. Ama sen de az değişik değilsin ha. Nasıl yani? Farklısın. O arkadaşlarınla. Böyle tipin zengin gibi. Ama içinde de bir fakir var sanki. İyi bir şey mi bu? İyi bir şey söyledin değil mi? Vallahi bilmem. Onda sen ol artık. Çilli. Ya Hasan! Artemis. Kimdi o çocuk? Arkadaşım. Okuldan mı? Hayır. Nerede tanıştınız? Sorguya mı girdik anne? Avukat olarak da babamı çağırayım mı? Kızım burası İstanbul. Sana kaç kere söyleyeceğim bizim çevremizden olmayanlarla takılma diye. Ben senin görüştüğün kişilerin anne babalarını tanımak istiyorum. Güzel kızım, hadi yemek hazır. Bedriyem, ne uykusu bu saatte? Hasta mısın sen? Bedriye, kızım. Bedriye, Bedriye. Bedriye, anneciğim aç gözlerini. Anneciğim aç gözlerini. Kızım. Annem, annem hadi kalk. Kalk. Bedriye! Ana! Ablam iyi mi? Bir şey yok oğlum, korkma sen. Hadi içeride beni. Kızım! Kızım ne olur korkutma beni. Bedriye! Kızım, kızım! Ben çıkıyorum. Tamam. Hayırdır, nereye? Nikah. Soymenleri nasıl boşadıysam artık yeniden evlenmeye karar verdiler. İyi, iyi eğlenceler. Eyüp Taşkın'la ilgili bir gelişme var mı? Recai gitti Taşkın Hanım. Yeni gitti, bir gelişme olursa haber verecektir. Merak etme o iş bende. Elimizi çabuk tutmamız lazım. Tamam. Tamam. Yakup Taşkın pes etmeyecek durdurmazsak. Tamam. Hastaneye gideceğiz. Kızım Bedriye dayan. Dayan kızım dayan. Bedriye, Bedriye. Bedriye! Ne oldu? Bilmiyorum, ne oldu galiba, ilaç içmiş. Ne ilacı? Bilmiyorum. Bedriye! Hadi abi bin, bin. Oraya, hadi. Bin hadi, hastaneye çabuk hadi. Kızım, kızım gel. Gel. Bin abi, hadi gel, hastaneye gel. Hadi bin. Hadi ne olur hızlı. Hadi. Yatın yavaşça. Ne oldu, nesi var? İlaç içmiş kendine diye. Ne kadar zamandır baygın? Bilmiyorum, bulur bulmaz getirdim. Ne kadar ilaç içmiş peki? 2-3 kutu içmiş herhalde. Ne olur kızım, o kurtar. Bedriye, dayan Bedriye. Dayan. Kızım, kızım. Hocam ilaç içmiş, nabız düşük. Ne kadar zamandır baygın bilmiyorum. Hemen orogastrik lavaj yapalım. Kızım. Siz burada bekleyin, giremezsiniz. Merak etmeyin lütfen. Bedriye canına mı kıymış? Neden ama? Neden? Söyle Veysel. Ağam bulduk kaçak göçek heriyi. Hangi delikteymiş bunca ayıl? Harput doymuş ağam. Şimdi haber geldi.
Yola çıktım gideyim karpıda. Hey. Vanya hemen ara beni. Ocağına ateşe vereceğim. Geçip karşısına seyredeceğim. Avukat Kadir. Göreceğin gününü. İyileşecek, bak görürsün. Güçlüdür benim Bedri'yim. Bedriye taşkın yakınları? Ben annesiyim. İyi mi? Hayati tehlikeyi atlattı. Çok şükür. Ancak hala ilaçların etkisinde, kendine iyi gelmesi biraz zaman alacak. Görebilir miyiz? Hemşire hanım size haber verecek. Geçmiş olsun. Sağ olun. Daha çok şükür. Allah Allah. Artemis uyudu mu? Çoktan. Yarın sınavı varmış zaten. İyi, ben çalışma odasına geçiyorum. Konuşmayacak mıyız? Dün de yoktun, bugün de aramadın. Kızım için geldim ben. O istediği için. Yaptıklarını hala sindirebilmiş değilim. Özür falan dilediğin de yok. Bence daha fazla yıpranmayalım. Bir süre uzak duralım. Canımın içi. Ablan iyi. Biz abinle beraber biraz daha kalıp geleceğiz. Sen 4 numarada Keriman teyze var ya, onun yanına git. O seni bekliyor. Tamam. Biz de seni öpüyoruz canımın içi. Nasılmış, iyi miymiş? İyi. Biz bir Bedriye'yi görelim. Ben gider bakarım canım. Bedriye Taşkın'ın yakınları siz misiniz? Evet biziz. Görebilir miyiz? Sadece bir kişi alabiliyoruz. Sen gir oğlum. Şöyle gidelim, size kıyafet verilecek. Dirildim kapıda. Ama çok şükür iyisin. Niye kurtardınız beni?
Bu ne biçim laf? Sen niye yaptın? İnsan hiç kendi canından vazgeçer mi? Ben öldüm. Bittim ben. Ali öldürdü beni. Bir şey mi yaptın Ali? Ali sana bir şey mi yaptı Bedri? Ben istemedim Hasan. Sen niye bat? Niye bat söylemedin? Deseydin. Ben senin yanında dururdum. Utandım. Sen de beni suçlarsın diye korktum. Ben seni suçlar mıyım? Ben senin karındaşın değil mi? Sana en yakın benden mi? Ben zorla evlendirecekler Ali'yle. O pis ninnarısı olursam gene yaparım. Kimse kurtaramaz beni. Yok. Yok öyle bir şey. Duymam bir daha öyle bir şey yok. Anlaştık mı? Duymayayım bir daha. İyi mi? İyi. Hasan ne oldu? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Nereye? Konuştu mu? Ne dedi? Neden yapmış bunu? Söyledi mi bir şey? Hasan söyledi mi? Söyledi. Ne dedi? Ne dedi oğlum? Niye yapmış? Ali. Bedriye. Var ben kalbına tüküreyim. Al aklıma gelen başıma geldi. Aklıma gelen başıma geldi işte. Ne kızı korkutmuşlar. Yok seni zorla evlendireceğiz diye. O da işte kurtuluş için. İzin vermem. Buna ölsem de izin vermem. Kimse kızımı Ali'ye peşkeş çekemez. Anladın mı? Ben de senden tam bunu isteyeyim işte. İzin vermem Ali. Nereye? Sen Bedriye'ye göz kulak ol. Ben bir hesabı kapatacağım. Hayır. Hayır hiçbir yere gidemez. Sen Bedriye'ye göz kulak ol. Hayır izin vermiyorum. Göz kulak ol. Hayır Hasan. Bedriye'ye göz Hasan. Kulak ol. Hemşire hanım. Hemşire hanım. Buyurun. Benim gitmem lazım. İşim çıktı. Bir şey olursa ararsınız. Tabii. Kadir, yardımına ihtiyacım var. Ne oldu Gülperi? İyi mi Bedriye? Ne? Hemen suç duyurusunda bulunuyorum. Hangi hastanedesiniz?
Taksi! Nereye? İlerle söyleyeceğim. Taksi, taksi! Gel! Kardeşim, öndeki araba nereye gidiyorsa oraya git. Hadi. Hasan'ım, neredin ya? Ali abi. Neredesin ya? Hayırdır Hasan, gece gece? Hayır, hayır. Hayır. Ya haberini aldım. Düğün kuracakmışız. He, vallahi öyle olacak. Enişten oluyum oğlum. Duydum, duydum. Geleyim de böyle satalım. Hay yaşa be. Sen canlıyım, gel. Ben de tek başıma avutlama yapıyordum. Olmaz kimse ha. At geldim. At da bir geleyim. Bazen üzülüm sen. Hadi çal bakalım. Yoklar Zahar. Ya 7 aylık mısın sen kadın? Hadi bekle. Ay. Aç kapıyı Gülper'e, aç, biz geldik. Dur diyene kadar devam. Bu akşam böyle kutlama var. Koy bayım. Aslan parçası. Aferin sana. Oh. Kayınçoğum gelmiş. Hasan'ım hoş geldin. Ne oluyor lan? Dur. Dur. Hop, ne yapıyorsun? Kardeşim oğlum. Kardeşim ha. Nasıl dokunursun lan? Efendi sakin ol. Ne yapıyorsun? Evet. Yeter, kendine gel. Hey. Polis çağırın. Hasan, manyağın mı oğlum? Ha? Oğlum seni deleyim mi lan? Sen Bedriye benim karım olmayacak mıydı ha? Biz düğün kurmayacak mıydık oğlum? Öldürürüm ben seni. Öldürürüm lan. Efendi. Polis çağırın. Gel öldür lan. Gel öldür lan encik, gel. Ha? Hasan! Gel! Polis çağırın! Hasan! Anne! Ana!